سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لست يا سلطان الأنبياء أحمد مدد يا سلطان الأنبياء أحمد يا صلاة الاحترام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بر حمد ويعظم تمرين زينا بنا عرف temelsiz bina kurarsak bizi barındırmaz. Temel nedir? Kelime-i şehadettir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yüz defa, bin defa, yüz bin defa bu mübarek kelimeyi söylesek bıkkınlık gelmez, usanma gelmez. İmanımıza daha ziyade salabet verir, kuvvet verir, metanet verir. Dünya daru beladır. Mihnet ve meşakkat evidir dünya. La rahata fi dünya demişler. Dünyada rahat yoktur. Şimdi bakalım o babadan bize neyi söyletirlerse ona dinleyelim. Bu mühim olan bir noktadır. Dünyada rahatlık yoktur. Meşakkat vardır. İhnet vardır. Öyleyse bu mihnet ve meşakkat dünyasında bir kimsenin yaşayabilmesi ve muvaffak olabilmesi neyle mümkündür? Ona bakalım. Söyleyene değil, söyletene dinle. Öyle ya, görüyoruz. Hepimiz dünyadayız şimdi. Ahirette değil. Dünyada mihnet ve meşakkat yoktur diyecek bir kimse varsa buyursun söylesin. Lanallahu kâzidin. Yalancıya lanet vardır. Kimse diyemez. Bu dünya efendim, rahat dünyasıdır. Mihnet ve meşakkat ve daru beladır. Peki, madem ki bunun içerisinde bulunuyoruz biz, keyfimizden gelmedik, keyfimizden de gitmiyoruz. Bu hayatı biz burada tamamlayacağız. Ve bize tayin olunan müddet dolduktan sonra dünyadan çıkarız. Her işte meşakkat vardır. Zahmetsiz bir iş yoktur. Peki, bu hayatın zahmet ve meşakkat dalgalarını neyle karşılayabiliriz biz? Bizi yıkmadan ona nasıl biz göğüs gelebiliriz? Bilinmesi lüzum eden nokta odur. Dedik ya, bir bina kuracağımız vakitte bir sağlam temel oturtacağız ki sağlam bina olsun. Dünya hayatı manevi bir temel üzerine oturtulmadıkça sağlam bina olamaz. Binaenaleyh maneviyat
esastır, temeldir. Onu biz kurduktan sonra dünya hayatının bütün meşakkatlarını karşılayabiliriz. En ziyade meşakkatı çeken kimlerdir? Enbiyalardır, peygamberlerdir. Çünkü peygamberler doğrudan doğruya cahil halkın karşısında kendilerini tutuyorlar. O efendim, nefsini kendisine put yapmış olan azgınlar onu hedef alıyorlar. Binaenaleyh peygamberlerin çekmiş olduğu meşakkatı başkaları çekemez. O peygamberler ona nasıl dayanıyor? Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümmel emsel fel emsel. En şiddetli dünya meşakkat ve mihnetleri ve belaları peygamberler üzerindedir. Ve ondan sonra evliyalaradır. Ondan sonra müminlere iman derecelerine göre o dünyanın meşakkatı yükleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tahammül ettiğine hiçbir peygamber tahammül edememiş. Onu nasıl taşıdı? Manevi kuvveti olmasa bu vücut çöküverir, kahrolur bir de. Dayanmaz ki. Sahabe-i kiram, sahabe-i kiramın çektiği zahmeti kimse çekemez. 24 saat zarfında bazı defa bir lokma bir şeyi yemeye buluyorlar veya bulmuyorlar. Hicaz çöllerinde onların çekmiş olduğu zahmeti biz muvakkat bir zaman için Hicaz seferine çıkarız. Ve hele sıcak mevsimler olduğunda büsbütün acizleniriz. Ne zaman bu sefer bugünler tamam olacak da yerimize dönüp nefes alalım, serin alalım, istediğimiz gibi yiyip içelim diye aklımıza gelir. بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة